kendisine devamıma başladığım 1955'te artık bakamıyorum evladım dediği için 40 çeşit gülü var diye bahçesinde. İşin asıl hoş tarafı, gerçi kendisi mektep tahsili sırasında, demin söyledim, mahalle mektebini bitirdikten sonra ortaokul Rüştiye'ye gidiyor, Halil Rüştü Mektebi'ne. Ondan sonra da İdadi, yani lise karşılığı Üsküdar İdadisi'ne devam ediyor. Orada salı günleri Nuri Osmanlı'ya derse gitmesine müsaade edilmediği için İdadi'yi bırakıyor. Ben zaten devlet memuru olacak değilim diye. Ve o şekilde tahsili kalıyor. Kendisini tamamen sanata veriyor. Demin söylemeyi unuttum. Şimdi dönüş yaparsak yine bu Halil Rüştü Mektebi Üsküdar'ın çok feyizli bir mektebi olmalı ki efendim uzun yıllar sonra oradan yetişmiş üç şahıs mesleklerinde pir, en yüksek seviyede kimseler addedildiler. Bunlardan bir tanesi Necmettin Okyay, Şeyhül Hattatin olmuştu. En yaşlı hattat olmak dolayısıyla. İkincisi Hafız Üsküdar'da Ali Efendi vardı. İçinizde bilenler yoktur. Çünkü kendisi 1977'de vefat etti. Necmettin Hoca'nın yakın arkadaşlarından. O Reisül Kura olmuştu. Yani Kur'an kıraat edenlerin reisi. Üçüncüsü de Şeyhül Muharrebi'nin Burhan Felek son devirde. O da 1982'de vefat etti. Bunlar üçü de arkadaştı. Rüştiye Mektebi'nden. Yine biz eski halimize dönelim. Necmettin Hoca Gülcülüğe başlıyor bu defa. Demin dediğim gibi gül geçiştiriciliğinde. Kendisi İdadi'de biraz Fransızca okumuştur. Hatta vazifelerini falan görmüşümdür. Galiba bende duruyor hepsi. Ama aşırı derecede bir lisan bilgisi yok. Arapçası, Farsçası var. Farsça çok güzel konuşuyordu. Çünkü Özbekler dergahında devam ettiği için orası da Özbekler hep Farsça konuştukları için çok güzel tekerrüm ederdi Farsçayı. Evet, gülde o yetiştirdiği bütün güllerin biliyorsunuz botanik Latince okunur. Her çiçeğin Latince bir ismi vardır. Onları tıkır tıkır söyler. Yok Grimson Glory, yok bilmem Pink Düşes falan böyle neyse şeyleri, botanik isimleri, nebati isimleri, onların hepsini bilir. Geçelim. İşte onun 1950 civarında elinde kendi gülüyle, o gül yüzüyle bir resmi. 67 yaşında mı? 70 civarı işte. Evet. Değiştirelim. Gülcülükte bir takım sergilere iştirak etmiş. Çok iyi bir resim değil ama daha iyisi de yok elimizde. Başında sarayıyla bakın. İşte Moda'da, şurada, burada açılan gül sergilerine katılmış ve madalyalar kazanmış o konuda. Evet, değiştirelim. Ebrucula hem evinde hem de medrese hatlarındaki talebelerine gösterme devam ediyor. Bir gün biri gelmiş medreseye. Demiş ki, çiçekli ebru yapar mısınız? Demiş. Hocanın cevabı, eskiden denemişlerdir ama öyle bir çiçeğe benzeyen de bir şey olmamıştır. Onun için ben pek müsbet karşılamamış bu sözü. Adam, hoca değil misiniz? Uğraşın yapın demiş. Ve gitmiş. Bu söz bana çok dokundu. Geldi. Ve evde bir gün uğraşıyor kendisi.
tekneye vermutat, işte kitreli su, üstüne zemin boyalarını serptikten sonra bir damla damlattım. Lale yapmak istiyorum ama gelmiyor. Çok sevdiği bir arkadaşı vardı, Hattat Macit Ayran. Son devrin hattatlarından o da, yani yetişti kendisine. Bir beyefendiydi o da, zaten beyler değildi kendisi. O yanında evruculukla uğraşmadığı halde, birader demiş, at kuyruğu kullanılır tek şeyde. Şöyle şöyle dışarıya doğru çeksene şu uçları demiş. Çektim, aa baktım lale oldu diyor. Evladım ben meslekten olmayan kimselerden çok şeyler öğrenmişimdir bu şekilde diye anlatırdı. İşte bu da bir tanesi. Günlerden de cuma idi. Hemen zaten vazifeli olarak yeni camiye ineceğim. Namazdan sonra önü çiçekçilerdi o zaman yeni caminin. Her türlü çiçekten birer tane aldım. Doğru eve çıktım. Denemeye başladım. Zaman içinde benzetmeye de başladım. Bu takdir ben 1920 yılında falan oluyor. Yani tam talihini hoca da bilmez. Bu eski çiçeklerden bir tanesi. Şimdi gösterelim size. Yani bu 18. asırdan kalma bir çiçek örneği. Değiştirelim. Hocanın ilk yaptıklarını, hatta önce soğanını da yapıyor lalenin altında. Sonra yavaş yavaş saksılısını falan yapmış. Çeşit çeşit şeyleri var. Evet. Değiştirelim. Mesela sümbül denemesi. Yine soğanlı. Bu bir bırakkanın son kıtası olarak yapılmış. İç pervazda minicik laleler görüyorsunuz. Bunları da yol lalesi tabir ederdi. Dışında neftli baklava veriyorsun. Çünkü bakın nefti attınız mı onun yerindeki boya ortasında toplanır. Hep beyaz beyaz merkezinde birer nokta gözüken beyaz daireler görüyorsunuz. Onlar atılan neftin boyayı alıp ortasında toplamasından doğar. En ortada da soğanlı sümbül. Hocanın eski işlerinden. Evet. Bir karanfil. Evet. Değiştirelim. Bir hatip evlosu. Hatip evlosu efendim 18. asırda yaşamış Ayasofya Camii'nin Hatibi Mehmet Efendi'nin ilk defa geliştirdiği bu şekilde iç içe damlatılmış boyaların at kuyruğu kılıyla şekil verilmesi neticesi doğar. Bu da hatip evlosu diye anılır. Hatibin elinden çıkmadığı halde onun ismi verilmiştir bu şekilde. Hocanın yaptığı bir hatip evlosu. Değiştirelim. Yine Üsküdar şeyin Ayasofya Hatibi'nin vaktiyle yaptığı bir evruyu takliden yaptığı ama yapılır bir şey değil. Söyle evrucu, bu yapılır. Önce bir proje edilmesi. Evet. Bunlar malum sürüs nesil kıtalarda nesil satırlar kısa tutulur. İki tarafındaki mahalle de koltuk adı verilir. Koltuklara her zaman tesip yapılmaz. Böyle küçücük çiçeklerle yapılmış evrular varsa onlar oraya göre kesilir ve yapılır. Bunlara koltuk evrusu adı verildi hocam. Evet, değiştirelim. Yine kendisinin bir hatip evrusu. Değiştirelim. Efendim, kendisi hattat olmak dolayısıyla evruculuğu da öğrendikten sonra evrulu yazılar yapayım düşüncesine kapılmış. Yazıyı bir kağıda yazıyor. Ondan sonra nevregen denilen bir kesici alet vardır. Onunla kesiyor ve evru yapacağı kağıdın üzerine yapıştırıyor yazıyı.
Ondan sonra tekniğe atıyor evro kağıdını. Yazının yapıştırıldığı yerler dışındaki kısımlar evroyu alıyor. Yazının üstünde de tabii evro çıkıyor neresi düştüyse. Ama sulu vasatta gevşediği için yapıştırıldığı yerden onları çıkartıyor. Kağıdın rengiyle yazı ortaya çıkmış oluyor. Önceleri bir hayli zaman yapmış ama bu çok eziyetli bir iş. Yazıyı keseceksin, yapıştıracaksın, şu bu falan. Dikkat, bakın sanatta ne kadar mühim bir şeydir. Dikkat ediyor ki bunları çünkü kestiği yazıyı Arap zamkı mahlulüyle kağıdın üstüne yapıştırıyor. Bazı yerlerde zamk taşmış oluyor. Bakıyor ki zamklı yerlerde de evroyu tutmuyor. Ne uğraşacağım bundan sonra? Zamklı içine hafif rengi fark etsin diye is mürekkebi konmuş Arap zamkı mahlulünü kalemini batırıyor, yazıyı kağıdın üzerine yazıyor. Koyduktan sonra tekniğe atıyor, zamklı kısımda evroyu almıyor. Çok rahat bir şey ve bu şekilde çok güzel eserler yapmıştır. Ama bir tanesi vardır ki işte bu gördüğümüz, bunun bir daha tekrarlanması mümkün olmaz. Çünkü burada bir ilahi tecelli var sanki. Lafz-ı Celal'den ışık alan bir kainat görüyorsunuz burada. Bakın hep ışıklı yerler Lafz-ı Celal'e bakan tarafta. Bu 920'lerde yaptığı bir eser. Şaheser ne demek eser? 1962'de en son evru yaptı hoca. Bir kağıtçı Mehmet Ali Bey vardı. Bizdeki ilk kağıt mühendisi. İsviçre'ye bir kağıtçılık kongresine giderken evruyu orada tanıtmak istemiş. Geldi hocaya, hocam ne olur şu Lafz-ı Celal'den yapsanız biraz da götürsem. Evladım yapayım ama olmaz dedi. Canım siz yapın. İstedi. Ben hatırlarım bir gün 135 tane Lafz-ı Celal Arap zamkıyla yazdım kalıptan. Kuruyor, tekneye atıyor. Yanımda teknede çalışıyor. Biri şöyle yakınından geçtim, uzağından geçmedi. Oğlum, yapan aynı şahıs. Boya aynı boya. Ama bu bir tecelli. İkincisi çıkmaz. Hocanın dikkati çok sanat hayatını da, gündelik hayatını da tesir etmiştir. Size hoş bir vakti anlatayım şimdi. Üsküdar Yeni Camii'nin imamı olduğunu söyledim ya. Camiye bir yan kesici dadanmış. Abdest alırken cama, oraya tabii şeylerini asıyorlar. Ceketlerini yahut cübbe neyse giydikleri. Yan kesici usulca geliyor, alıyor oradan götürüyor. 1, 2, 3, 5 tabii caminin namusu hocadan sorulacağı için bunu iş edinmiş kendisi. Ve namazdan çok daha evvel geliyor, abdest alma vakti denler evvel, uzaktan terassut ediyor vaziyeti, hiç belli etmemek. 1, 2, 3 derken sonunda suçüstü herifi yakalıyor. Hemen polise veriyorlar. Ondan sonra mahkemeye veriliyor adam. İnkar ediyor, yapmadım şu bu falan filan. Hoca orada yan kesiciliği nasıl yaptığını o kadar güzel, sanki meslektenmiş gibi anlatıyor ki bu hoca muhakkak yan kesicilikten yetişmelidir diyor herif ve kabul ediyor sonunda yaptığı hatayı. Tabii cezasını görüyor. Evet, değiştirelim. Bakın bir başka yazılı evrosu. Tabii Arap zamkıyla yazmış. Hem de sanatı ne güzel izah eden, sanata düşkünlüğü veyahut sırt çevirmeyi izah eden bir beyit yer alıyor. Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir. Altında da ketebehu ve nakşehu nicmettir. Hem yazdı hem nakşetti bunu nicmettir. Tabii bunu yaparken
cetveller filan hepsi önceden Arap zampıyla çekilmiş. Tekneye Hatip Ebrosu'nu döşerken üstlerine gelmemesi için onu hesap etmiş ve bütünüyle her tarafında Hatip motifleri cetvele değmeden güzel bir şekilde kalmış. Değiştirelim. Bakın mesela Celi Talip'le yazdığı levhalardan bir tanesi. Etrafındaki evrularda kendisinin. Eskiden tabii herkesin zevki şevki vardı bu gibi şeylere. Bu Üsküdar'da bir berber dükkanı için yazılmış bir beyt. Çünkü berberliği konu alıyor. Sezai kat olur, haddin tecavüz eyleyen her mur, anın için teyitten azadedir, müjgan ile evru. Size bunu anlatmam gerek. Haddini aşan her kıl kesilmeye layıktır. Ama bunlar içinde kaş ve kirpikler müstesnadır. Yani bir berber dükkanına bundan daha güzel bir deyip asılabilir mi? Evet. Değiştirelim. Hocam değiştireceksiniz. Yine Ebrolarından bir başkası. Hatip Ebrolarından. Evet. Bir battal ama bakın bir hareketle bir dağ silsilesi gibi bir şey çıkartmış ortaya. Tek kuyruğu yahut da işte ince teller. Evet. Yazılarını örnek. Tabii o devirde yazı meraklısı Osmanlı devrinde çok ama Cumhuriyet devrinde birden azaldığı için tek tük yazdıran oldu mu bu şekilde en güzel haliyle tesip edilirdi. Bu da mesela Rıkkat Kunt Hanım'ın halkali tesibidir. Evet. Baki'nin kanuni mersiyesi vardır. Şair Baki'nin. Ondan dört beyti Topkapı Sarayı müdürü yazdırmıştı kendisine. O. Ol Şeyh Süvar mülk-i saadet ki rahşına Cevlan deminde arsa-i alem gelirdi ten baş eydi ağlı tibine küffar-ı engürüz şimşir-i cevherini hesen devleti fire hakka ki zil-i ziyneti ikbal-i cahidi Şah-ı Sikender Efser ve Daire Sipahidi Gerdun ayağı tozuna eylerdi serferu dünyaya hak-ı barigehi secdegahidi. Evet. Bunu yazdıktan sonra çok ince tahsil yaptı ve hocanın gözleri çok bozuldu. Sene 960'tı. Yavaş yavaş kaybetti ondan sonra. Evet, değiştirelim. Şimdi bir başka fenninden, hünerinden bahsedeceğim. 925 senesinde elinde tabii yazma kitaplar çoğalıyor. Aldığı Kur'an-ı Kerimler, cüzler, en'amlar vesaire. Bunların bir kısmının kabı yok üstünde. Kap yaptırmaya da hocanın mali vaziyeti müsait değil. Öğrensem şu mücellitliği diye düşünüyor. Fakat nasıl yapayım edeyim derken bir köşklü Mehmet varmış mücellit. Ona bir gün rastlıyor. Ondan kalıplarını soruyor. Çünkü bu tarzdaki eski ciltler kalıbı vardır. Kalıp bastırılarak devenin üstüne çıkar. Şimdi bu soğuk şemsiye dediğimiz tarzda olduğu için pek görünmüyor ama bundan sonrakinde görürsünüz.
kabartma kısımlar vardır. İnik, yani çıkık kısımlar, inik kısımlar vardır. Ona göre altınla da meydana çıkartılır. Her ne halise o kalıpları alıyor. Efendim uğraşa edine didine mücellitliği kendisi kıvırıyor. O yıllarda 927'de büyük nutuk okununca mecliste bundan 15 nüshayı lüks olarak ciltletmek istiyorlar. O işe giriyor. Bu işte o büyük nutkun ciltlerinden bir tanesidir. Ve mücellit olur. Değiştirelim. Yani bunca öğrendiklerinden sonra 40 yaşından itibaren mücellitliğe başlıyor. İşte klasik Şemse Kap dediğimiz kap hocanın eserlerinden bir tanesi. O kahverengimsi gördüğünüz altının arasında hepsi kabartmadır. Çünkü kalıptaki oyguların tersi burada kabartma olarak çıkar. İnşallah burada İslam Seçen başlatacakmış mücellitliği. Öğrenenleriniz çıkar da biz de bugün en zayıf işin zorluğundan dolayı mücellitliktir bu devirde. Gelenekli sanatlar, hat, tesip, minyatür, hata hepsiyle uğraşanlar var. Fakat mücellitlikte pek az yetişen olduğundan bu haberi işitince çok memnun olduğumu belirtmeliyim. Evet. Mücellitliği de akademi... Bu arada şunu söyleyelim. Medresetül Hattati 1925 yılında diğer medreseler kapatılırken bu da medrese kabul edilip kapatılmış. Oranın da en mühim hocalar ders veriyor. Hat, tesir, minyatür, evro, cilt vesaire. Birdenbire her şey gitmiş oluyor. Müzeler müdürü Halil Ethem Bey var. Geliyor hocalara. Ne olur hocalarım, ben bu mektebi açtıracağım tekrar. Ankara'dakiler işin farkında değil. Burada ne yapıldığını bilmiyorlar. Ne olur ayrılmayın, derslerinize devam edin diyorlar. Onların aldıkları maaş zaten çok gülünç, küçük ama tahriyen 8 ay hiç para pul talep etmeden derslerini sürdürüyorlar. 8 ay sonra mektep Hattat Mektebi adıyla yeniden açılıyor. Efendim, hoca orada da vazifesini sürdürüyor evrucu olarak. Sonra yine devam ettiriyor ama 1929'da harf inkılabı olunca yine kapatılıyor mektep. Hoca orası yine 4 ay kapalı kalıyor. Yine Halil Ethem Bey bu defa Şark Tezihni Sanatlar Mektebi diye ama hak öğretilmeden mektebi yeniden açtırıyor. Hocanın evruculuğu devam ediyor. Sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne bu bölüm 1936'da bağlanınca orada cilt kalıpları dersine de girmeye başlıyor. Fakat mücellitlik dediğim gibi avadanlığı çok, zahmeti fazla olduğundan fazla yetişen olmuyor. Değiştirelim. Bu da müşebbek şemse dediğimiz derinin devregenle kesilerek motiflerin ortaya çıkartılıp sonra mukavvanın üstüne yapıştırılması daima kabın iç tarafına yapılır. Demin gördüğünüz dış tarafıydı ve Necmettin Okyay'ın eseriydi. İçi onun üç oğlu vardır, üçü de sanatkardır. Fakat en mühim yani deha mertebesinde sanatkar olan bir oğlu Sami vardır ki 22 yaşında kaybetmiştir kendisini. O Sami'nin yaptığı bir müşebbek şemse. Aynı kabın iç tarafı. Değiştirelim. Mesela böyle yazıların etrafına camcıdan, çerçeveciden çerçeve değil de bu tarzda aynı teknikle deri çerçeveler yapmaya başlamış. Fevkalade bir şeydir bu. Evrullar da kendisinin. Demin benzeri geçti zaten bunu. Hatibi takliden yaptığı evrullardan. Bu mesela iki tarafı da
koltuklara evrulu değil de tesip yapılmış. O da Sami'nin işidir tesiple. Değiştirelim. Peritonit kriziyle 22 yaşında vefat ediyor. Evrulu'da da ne denemeleri var? Bitti mi? Necmettin Hoca'nın arkadaşlarından Evrenovsade Sami Bey'in etrafı halkali, içi de altın ağırlıklı bir resmi. İşte 50 yaşlarındaydı. Evet, değiştirelim. Hocası da olan aynı zamanda Gülcülüğü, Tuğra'yı ve şeyi Cedi Sülüsü meşkettiği kendisiyle Tuğra Keş Hakkı Bey'in son ayları 1946'da bir kötü hastalıktan vefat etmiştir. Onun başında çekilmiş resmi. Rahmet olsun hepsine. Evet. Yine Hattatlar grubu. Bunlar ortada ayakta duran pek mühim değildir ama Babali'de o da iyi işler yapmış. Ama bu gördükleriniz devrin en büyük hattatları. Ön sırada ortada oturan Kamil Akdik, Reisül Hattatin, Sarıklı Necmettin Hoca, soldaki Turakeş Hakkı Bey, yok soldaki değil sağdaki Turakeş Hakkı Bey, soldaki Necmettin Hoca, arkadaki uzun boylu Hamit Aytaç, kısa boylu Halim Özyazıcı, ortadaki de Üsküplü, yok, evet, Üsküplü ismini şimdi hatırlayamayacağım ama sıradan bir hatta. Beraber çekilmişler resim, sene 932 galiba. Değiştirelim. Eski hattatlardan Üsküdarlı Halit, Hasan Üsküdari eski hattatlardan. Onun mezarı 1915'te nakledilmiş. Karacahmet Camii'nin arkasındaki yer yola kaybedilmiş. Onun taşı da oradaymış. Selimiye Camii'ne kaldırmışlar. Yok, Çiçekçi Camii'nin bahçesine kaldırmışlar. O merasimde bulunan hattatlar, bakın mühim olanlarını söyleyeyim. Sol baştaki Kamil Akdik. Sağ baştaki de Hattat Hulusi Efendi. Onun yanında Törekeş Hakkı Bey. Onun yanında Hüseyin Haşim Bey. Onun yanında Necmettin Hoca'nın önünde duran Törekeş Hakkı Bey'in babası İlmi Efendi. Onun yanındaki Törekeş Recai Efendi. Onun yanındakini bilemiyorum. Efendim, topluca bir resim çekiyormuşlar onu. Evet, değiştirelim. Hoca merhum ok atarken başından da sarığını çıkarmıyor. Evet.